11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Keçeler Mahallesi'nde 920 metrekare arsa içerisinde müstakil yeni yapılmış bir evimiz var. Daha önce videolardan paylaşmıştım. Tabii bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı. Erik ağacı, işte şeftali ağacı, 18 tane meyve ağacı var. Hepsi yetişkin. Yani meyve verecek durumda. Ağaçlar ektik buraya. Artık yeşermeye başladılar. Çiçek açmaya başladılar. Bu şekilde bahçeye bir düzenleme yaptık. Meyve ağaçlarını görüldüğü gibi bu kısma ektik. Evden biraz uzak tuttuk. Böyle iki sıra boyunda görüldüğü gibi meyve ağaçları 18 tane her türlü meyveden ektik. Kirazdı, erikti, efendim şeftaliydi, dut ağacıydı. Bakın hepsi tomurcuklanmaya başlamış efendim. Bunları özellikle büyük ektik ki efendim alan kişi meyvasından bu sene yesin. Bakın burada da bir ağaç. Hemen burada da şeftali olması lazım. Bakın çiçeklerini açmış. Ayva var. Herhalde o da ayva olabilir. Kiraz var. Vişne var efendim. Bu şekilde meyve ağaçlarını ektik. Karşısı Gönen. Bakın Gönen görünüyor hemen. Şu kısımlar Gönen oluyor. Güzel bir manzara. Karşıda çamlıklar görünüyor. Burası havadar. Köyün üstünde kalıyor. Bakın köy hemen burada aşağıda kalıyor. Köyden 400 metre köyün dışında. Tam böyle kafa dinlemelik ve köyün üstünde kalıyor. Köyün üstünde kaldığı için de burası daha havadar oluyor. Bazı müşterilerimiz diyor ki ya işte orada kimse yok. Köyün dışında komşu yok. Ya şimdi komşuluk mu kaldı? Komşu var da sanki çok mu? Kimse kimseyi tanımıyor. Burayı alacak kişi kafa dinleyecek burada. Mis gibi kuş cıvıltılarını dinleyecek. Mis gibi gelecek burada bahçesinde kendine bahçe yapacak. Sebzesini ekecek. Meyve ağaçlarıyla uğraşacak.
arabasıyla gelecek. Köyün 400 metre dışında. Etrafını beton direkli tellerle çevirdik. Efendim, evimizi yerden 80 santim yüksek yaptık. Tek katlı olarak radyal temel üzerine koyduk. Her tarafı manzara, her tarafı doğa. Bakın etrafınızda sakin. Kuş cıvıltılarını burada dinleyeceksiniz. Kazan dairesi de yaptık buraya ayrıca. Bakın ağacın altlarından bile açmış. Bakın ne kadar büyük bir ağaç. Bakın. Hiç beklemeyeceksiniz. Ne kadar yüksek. 2,5-3 metreye yakın boyu var ağaç. Yine o da öyle. Bahçeyi güzelce çapaladık efendim. Tabii Mart, Nisan'da güzel yağmurlar yağdı buraya. Toprak iyice yumuşadı. Gördüğü gibi evimizin burası yatak odası, burası çocuk odası, burası oturma odası. Salonda ön tarafa, diğer tarafa bakıyor. Bahçe kısmını gören kısım burası. Buraya da selvi, limon selvi ağacı ektik ortaya. Kenarlarına da gül ağaçları yaptık. Bakın bunlar da gül ağaçları. Yine aynı şekilde evet, kenarlara da bu selvi leylandileri ektik. Bakın aralıklarla böyle leylandiler. Bunlar da büyüyünce daha bir güzel görselliği olacak. Oya ağacı falan ektik buralara. Leylandiler. Aralarına yine lavanta ektik. Biberiye ektik. Gül ağaçları ektik tekrardan. Burayı böyle ayrı bir bölüm yaptık. Bu yürüyüş kısmına da şuraya garaj kısmı, biliyorsunuz arabanızda böyle buraya beton attık. Arabanızı gelip içeriye park edebilirsiniz. Evimizin salon kısmı burası. Burası tuvalet, banyo kısmı. Bakın yerden yüksekliğini de ayarladık. Evet. Bahçemizden evimize doğru ilerleyelim. Bakın burada da bir oya ağacı var. Buraya belki bir çardak yaparsınız diye buraya beton attım. Şöyle bir indirme yapılabilir. Burada güneş akşam üzeri, öğleden sonra buraya güneş gelmiyor. Öğleden sonra burada çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Sabahleyin oraya da, ön tarafa da kendiniz bir çardak gibi bir şey yapabilirsiniz. Bahçemizi bir de buradan gösterelim. Bakın. Böyle geldiğimiz yer. Nokta. Burası da garaj. Arabayla girip arabayı oraya bıraktık. Siz arabayla içeriye de girebilirsiniz. Buraya yürüyüş yolu yaptık bu şekilde. Beton attık. Kışın çamur olmasın diye. Bakın böyle yürüyüş yolu. Oraya da dediğim gibi beton attık. Çardak yapmanız için yapabilirsiniz. Elektriği bağladık. Elektriği hazır. Gösterelim. Bakın. Burada şartelleri. Buraya bağlanacak. Sade bir abone olunacak. Bakın numarayı aldık görüldüğü gibi. Şebeke numarası aldık. Evet, buraları böyle yeşillendirebilirsiniz isterseniz veya buraya farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Yine bakın gül ağaçları. Bakın hepsi çiçek, yavaş yavaş yapraklarını açmışlar. Yakında hepsi çiçeklerini açarlar. Evimiz, gösterelim. Bakın böyle balkon kısmını indirme yaptık. Yerden görüldüğü gibi 5-6 basamak çıkılıyor. Mermer yaptık. Çelik bir kapı. Salon kısmı burası. Burası da mutfak kısmı oluyor. Burası da böyle bir yeşil alan olarak da kullanabilirsiniz. Karşısı Gönen. Burada balkonda oturup Gönen, etrafı açık, tepeleri, doğayı, etrafı izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Burası yol oluyor zaten. Evet. Şimdi burada kömürlük yaptık. Şöyle gösterelim. Buraya kazan dairesi yaptık. Burada kazanınızı koyabilir, bahçe malzemelerinizi koyabilir. Burayı da geniş tuttuk bayağı. Bakın. Buraya bir kapı takacaksınız sadece. Güzel bir kazan dairesi. Buraya da yine
ortanca çiçekleri, bitkileri ektik. Bunlar da böyle yavaş yavaş çiçekler açmaya başlayacaklar. Yol kısmı. Buraya depo koyduk. Altına beton attık buranın. Efendim, yağmurlar yağdığı için burada bir su birikintisi olmuş. Deponun altı beton. Efendim, 3 tonluk depo koyduk. Bu her ihtimale karşı, hani böyle suyunuz olmaz, az olur. Burada 3 ton su yaklaşık 10-15 gün gidiyor zaten. Bir de hidrofor konacak buraya. Hidroforla çeşmeyi açtığınız zaman her daim suyunuz olacak. Evet. Bakın şöyle bir de gösterelim. Şu şekilde. Balkon kısmı burası. Bakın. Burada sandalyenizi atabilir. Burada karşısı Gönen, görüldüğü gibi, böyle olduğu gibi Göneni görüyor. Etrafı açık. Köy aşağıda kalıyor şöyle. Köyün camisi, bakın. Köyün camisine 600-700 metre, köye de en son evine 400 metre mesafede. Evet, şimdi evin içine girelim. Yavaş yavaş. Geldiğimiz nokta, karşıda bir komşumuz var. O da yazları gelip kalıyor burada. Evet. Giriş kısmı salon. Geniş bir salon burası. Burayı gergi tavan yaptık. Spotlu falan. Bu şekilde. Laleleri koyduk oraya. Efendim. Giriş geniş bir salon burası. Evet. Burada mutfak. Biliyorsunuz kapılarını taktık. Mutfak rengi bu şekilde mavi. Bunları mermerlerini beyaz yaptık. Dolaplarını görüldüğü gibi burayı çekmecelerini böyle yaptık. Burayı sakladık. Değişik bir versiyon. Burada hanımların canı sıkılmaz camdan lavaboyu koyduk buraya. Karşısı Gönen, doğayı, hem doğayı seyreder hem de burada bulaşığını yıkar, canı da sıkılmaz. Efendim, dolaplar, burası ankastre koymak için çekmece kısımları, burası balkona, buradan da çıkılabiliyor. Camlar pimapen, her birine sineklik koyduk, şöyle havalanması için açık bırakalım. Buraya da bir masa koyabilir. Burada oturabilir. Buzdolabı kısmı da burası. Yerden ısıtma yaptık. Merkezi sistem. Eğer kazan koyarsanız yerden ısıtmayla ısınacaksınız burada. Evet. Yine burası bir arası oluyor. Burası da ebeveyn banyolu. Burası ebeveyn banyosu. Gösterelim. Ufak bir lavabo. Bir tane tuvalet. Burada da duş alma yeri, tavanlara kadar yaptık fayansını. Görüldüğü gibi aydınlatmasını da yaptık. Evet, hemen yatak odası da zaten ebeveyn banyosunun yanında 14-15 metrede geniş bir yatak odası yaptık. Buradan yatak odasından hem bahçenin meyve ağaçlarının olduğu kısma bakıyorsunuz. Hem buradan güneş batış noktası bu kısımlardan. Bu şekilde bahçeye hakim konumda görüldüğü gibi. Evet, buradan da bu taraftan da Gönen'i izliyorsunuz. Bakın manzara, önü açık ve köy görüldüğü gibi köy aşağıda kalıyor. Köy aşağıda kalıyor görüldüğü gibi. Evet. Yani lambalarına kadar taktık. Her şeyi hazır. Efendim, prizleri, boyası yapılmış. Sadece bir temizlik yapacaksınız. Eve gireceksiniz. Burası çocuk odası. Yaklaşık bir 8-9 metrede bir çocuk odası yaptık. Böyle hafif dikdörtgen şeklinde. Lambasını falan da taktık. Efendim,
Görüldüğü gibi. Burası da oturma odası. Geniş bir oturma odası. 16-17 metre. İki tane cam. Işık aydınlatması güzel. Bahçenin hem arka tarafına bakıyor hem de yan tarafına, kapı tarafına doğru bakıyor. Buradan arabanın olduğu yeri gösterelim. Bakın komşunun olduğu yer. Buradan da arka kısmına meyve ağaçlarının olduğu yer. Ve buraya sebze mevze ekecekseniz bu kısımlara olduğu gibi bahçeye hakim konumda. Dediğim gibi yerden ısıtması yapılmış. Montalama taş yünüyle, izocamın taş yünüyle montalaması yapılmış. Yığma tuğladan tek katlı çatısı yapılmış, tertemiz, akar hiçbir şey yok. Sıfır, sadece bir temizlik yapacaksınız. Efendim elektriğe abone olacaksınız. Geleceksiniz, burada oturacaksınız. Burası da tuvalet banyo kısmı. Tuvalet banyo kısmı da bir lavabo koyduk, dolaplı. Ufak bir dolaplı lavabo. Yine buraya bir tuvalet. Bakın. Buraya da 120'ye 100, yani öyle 90'a 90 değil de 120'ye 100 daha geniş küvetli bir duşakabin koyduk. Bak bu şekilde geniş, yani rahat rahat banyonuzu yapmak için. Buraya da çamaşır makinesi için yerini hazırladık. Giderini, suyunu, tesisatı, yani evde her şey hazır efendim. Sıfır. Tam istediğiniz gibi 120 metrekare, 120 metrekare, 3 artı birden oluşan sıfır evimiz. Efendim, su için depomuz hazır, bahçe düzenlememiz hazır. Efendim, elektriğimiz hazır, her şey hazır. Eksik bir sadece alıcı yok. Evet. Evet, burası nasip olursa satılacak. Efendim, bakalım bu evin sahibi kim olacak? Satılır mı burası? Satılır. Evet. Geçtiğimiz dönem tabii bazı müşterilerimiz soruyor, ne oldu bu ev? Daha önceden de ilanda, biliyorsunuz kaç aydır. Tabii bir kış döneminden geliyoruz. Kışın genel manada işler düşük oluyor. Yazın, baharda biraz daha hareket oluyor. Bu tarz yerler, evler olsun, arsalar olsun, fazla satılıyor. Kışın tabii herkes gelip gidemiyor. Malum bu hastalıkta bayağı bir ortalığı sıkıntı yapmış. İnsanlar çok fazla şehirler arası yolculuk yapamıyorlar, gelemiyorlar. Ama bazı müşterilerimiz de yurt dışından, yurt içinden, hani güvenerek, inanarak, bize güvenerek, vekalet göndererek de satışlarımız oluyor. Efendim tabii gelip yerinde görmeniz en güzeli, en makul olanı. Tabii gelemiyorsanız da bu şekilde vekaletle de işlemler yapıyoruz. Fiyatını biraz indirdik. Ekrana yazacağım fiyatını. Evet, bakalım bu evin sahibi kim olacak? Çelik bir kapımız görüldüğü gibi. Efendim, güzel bir bahçemiz. Evet değerli dostlar, son kez bahçemizi bir daha gösterelim. Ondan sonra bir de drone'la da gösterelim. Gel artık, üşüyorum.
Aşkların ömrü bir nefeslik yorgun.